Haberin Doğru Adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve AK Parti Milletvekili ve adayı Mustafa Serden geçti. AK Parti Milletvekili adayı Muhammed Aktaş sanayi esnafını ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşları ve esnafları ziyaret eden Başkan Yazgı ve AK Parti heyeti vatandaşlarla görüşmelerinde 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye yoğun bir destek olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti 27. dönem milletvekili adayları Milletvekili Mustafa Serden Geçti ve Muhammed Aktaş'la birlikte 24 Haziran'da yapılacak tarihi seçim için çalışmalarını sürdürüyor. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve AK Parti milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında sanayi sitesine çıkarma yaparak 24 Haziran'da yapılacak seçim hakkında bilgiler verdi. Belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği seçim gezilerinde Başkan Yazgı ve AK Parti adayları sanayideki esnafları tek tek dolaştı. Gezdikçe görsün millet yol işe yarayacak. Abi orada biraz şekil çıksın. Kolay gelsin. İyi sizde mi? Oruç çekmiş biraz. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 24 Haziran'a kadar sahada olacaklarını ve temaslarını sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Yazgı, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, 24 Haziran'a kadar gezmediğimiz esnaf, girmediğimiz mahalle, dolaşmadığımız ev, sıkmadığımız el kalmayacak. Vekiliyle, vekil adayıyla, meclis üyeleriyle, muhtarıyla, teşkilatıyla, mahalle temsilcilerimizle daha önceki seçimlerde olduğu gibi şimdi de bir aradayız. Hep birlikte çalışmalarımız sürüyor. AK Parti'ye yoğun bir destek olduğunu ifade eden Başkan Yazgı, bugün de 24 Haziran seçimleri için sahadayız. Bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, partimiz ise AK Parti'dir. Ülkemizin, milletimizin ve bizlerin selameti için Aksaray AK Parti olarak her birimiz kendimiz adaymışız gibi gecemize gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz dedi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ile birlikte şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarıyla iftar programında bir araya geldi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları onuruna verdiği iftar yemeğinde açıklamalarda bulundu. Başkan Yazgı, Aksaray Belediyesi bünyesinde sosyal donatılarıyla gazi ve şehitler için koordinasyon merkezi kurulacağının müjdesini verdi. Aksaray Belediyesi her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri onuruna iftar yemeği verdi. Yoğun katılımın olduğu yemekte Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve hep birlikte dualar yapıldı. Akşam ezanının okunmasıyla misafirler hep birlikte oruçlarını açtı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı iftar yemeğinde yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Başkan Yazgı, bu vatan için canını, kanını vererek bu topraklarda hür ve özgür yaşamamızı sağlayan şehit ve gazilerimize çok şeyler borçluyuz. Şehitlerimizin, gazilerimiz ve gazilerimizin yakınları onlar bizlere emanet. Şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize, gazilerimizin yakınlarına yapabileceğimiz ne varsa her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum ifadeleriyle şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları için Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda sosyal donatılarıyla kütüphanesinden ücretsiz birçok eğitim ve etkinliğe ev sahipliği yapabilecek Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi projesinin müjdesini verdi. Bizler için önemli olan burada hizmet ediyorsak, burada bir şeyler yapıyorsak, ortaya koyuyorsak, burada en başta şehitlerimiz sayesinde. Onlar kendilerini feda ettiler. Bu ülkemiz için, vatanımız için, bizler için. Bizler daha güzel hizmetler yapabilelim diye onlara ne kadar teşekkür etsek, onlara ne kadar dua etsek azdır. Biz onlardan razı olduk. Rabbim de inşallah onlardan razı olur. Ve aileleri bizler için en önemli emanetler. Ve biz de onları üzmeden, kırmadan, onların gönüllerini yaralamadan onlarla beraber birçok programlar yapıyoruz. Yapmaya da gayret ediyoruz. Eksiklerimiz varsa da mutlaka tamamlayarak amacımız en iyisini gerçekleştirebilmek. Burada Şehit Aileleri Derneğimiz, Gazi Aileleri Derneğimiz,
ve onların kıymetli başkanlarıyla yapılan birçok programlarda hem sizleri farklı etkinliklere davet ediyoruz, hem de sizlerin başka yerlerde yapmış olduğu çalışmalara her daim bizler de desteklerimizi sunuyoruz. Ama bunun dışında ben bu Ramazan'ın da bir bereketi, bir güzelliği olsun diye sizlere bir sürprizim var. Onu açıklamak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz eski terminalimizin olduğu yeri yıkmıştık. Yepyeni bir alışveriş merkezi oluşturduk. 8 tane bloktan oluşuyor. Dükkanlarımız, orada bürolarımız var. Şehitlerimizle, yakınlarıyla ve gazilerimizle de konuştuğumuzda bizlerden bir talebi vardı. Böyle düz ayak olsun, rahat gidip gelebileceğimiz, oturup çayımızı, kahvemizi içebileceğimiz güzel mekanlar oluşturur bize demiştiniz. Biz de sizlerin bu dediğinizi yerine getiriyoruz. İnşallah o noktada ileriki haftalarda ayarlamasını hemen başlayacağız. İçerisinde kütüphane salonlarımız olacak. İçerisinde geldiğiniz zaman sohbet edebileceğiniz, oturup dertleşebileceğiniz alanlar oluşacak. Hanımlarımız için, beylerimiz için, çocuklarımız için, çocuklarınız için farklı yerler yapacağız. Bununla da bitmeyecek. Orada eğitim vermeye başlayacağız. Talep eden olursa şehit ailelerimizin yakınları, gazilerimizin çocuklarına biz farklı kurslar, farklı eğitimler vererek onların hayata daha güzel hazırlanabilmelerine elimizden gelen bütün gayreti ve desteği göstereceğiz. Aynı zamanda ücretsiz yapacağımız birçok etkinlik olacak o sistemin içerisinde. İhtiyaç duyulduğu o zamanlarda şehit ailelerimizin ya da gazilerimizin farklı noktalarda araçlarımız onlara yardımcı olacak, evlerinden alacak, istedikleri yerlere götürüp onların ihtiyaçlarını karşılamak için de şehitlerimize ve gazilerimize özel böyle bir aracımızı inşallah sizlere tahsis edeceğiz. Yeni yapacağımız yerin ismini de şehitlerimiz ve gazilerimiz için özel olarak yaptığımızdan dolayı Şehit ve Gaziler Koordinasyon Merkezi olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun. AK Parti Milletvekili ve Milletvekili adayı Mustafa Serden geçti. Şehit yakını olması hasebiyle şehit ve gazi ailelerinin sorunlarını en iyi bilenlerden biri olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin emrindeyiz mesajı verdi. Ben de bir şehit yakınıyım ve benim danışmanımı belki biliyorsunuz size takdim etmek isterim. Benim danışmanım da bir şehit yakını, yani şehit oldu. 6 yaşındayken babası şehit olmuştu, 6 aylıkken. O şu anda benim danışmanım Bayram. Bunu niye anlatıyorum? Biz şehit ve gazilerin bütün sorunlarını biliyoruz. Çünkü kendimiz de bir şehit yakınıyız. Eğer takdir ederseniz, tekrar seçilirsek sizlere hizmet etmeye yine devam edeceğiz. Sizlerin her torununu en iyi bilen bir danışmanım var. Bunun yüzden biz de kendimizi sizlerden birisi olarak biliyoruz. Bu böyle bir sorunla karşılaştığınız zaman da mutlaka bana ve danışmanıma ulaşmanızı sizden rica ederim. Belediye başkanımızın tabii şehitlerle ve gazilerimizle, gazi yakınlarımızla ilgili çok büyük hizmetleri var ama bu son hizmetini gerçekten çok takdir ettim. İnşallah bu koordinasyon merkezinde bir araya geleceksiniz ve kendinizle daha içli dışlı birbirinizin sorunlarını çünkü daha iyi biliyorsunuz. Güzel bir diyalog olacak. Belediye başkanımız da bu yeni hizmetinden dolayı şehit aileleri, gazi yakınları adına tebrik ediyorum. Milletvekili adayı Muhammed Aktaş, şehit ve gazilerin vatan uğruna yaptıkları fedakarlığın üstünde bir fedakarlık yok diyerek şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkını ödeyemeyiz sözleriyle duygularını dile getirdi. Ramazan sofraları bizler için her zaman bir dua kapısı olmuştur, dua sofrası olmuştur. Bu vesileyle vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için Rabbim inşallah yaptığımızı, yapacağımız tüm dualarımızı kabul eylesin. Bizi Ramazan ulaştırdığı gibi inşallah aynı şekilde huzur ve emniyet içerisinde Ramazan bayramını ulaştırmasını nasip eylesin. Bugün aziz şehitlerimizin aileleriyle sizlerle bir aradayız. Sizler bu vatan için, bu millet için en kıymetli varlıklarınızı, evlatlarınızı şehit ettiniz, feda ettiniz. Bundan daha fazla, bundan daha büyük bir fedakarlık yoktur. Bizler sizler için ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Saygılar sunuyorum.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ ise milli ve manevi değerler vurgusuyla kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Dün ve evvelsi gün Dağlıca ve Tütünce'de şehit olan tüm kahraman gazilerimize, ebediyete intikal eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı iletin. Bugün bizi bize bağlayan değerlerimiz var. Manevi ve milli değerler. İşte onun güzel örneği Ramazan. Hep bir araya geldik. Allah bereketini arttırsın. Tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Gaziye saygı, şehide hürmet, gazi ve şehit yakınlarına vefa, Mehmetçiğimize minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu iftar programına AK Parti Milletvekili ve adayı Mustafa Serden geçti. AK Parti Milletvekili adayı Muhammed Aktaş, Aksaray Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Koçak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları, Meclis Üyeleri ve İl Protokolü ile Şehit Aileleri Gazi ve Gazi yakınları katılım gösterdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, birinci etabı tamamlanan ve muhteşem bir törenle hizmete açılan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı Merkezi etabında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında gençlerin istek ve önerilerine yönelik gençlik merkezi başta olmak üzere sosyal merkezleri hayata geçirecek olan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, gençlerle istişare toplantısında buluştu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı önderliğinde Ulağırmak Rekreasyon Alanı ve birinci etabı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nın ikinci ve üçüncü etabında özellikle gençler için Sosyal Gelişim Merkezi odaklı proje çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Tacım Mahallesi'nde Ulağırmak'la çevresini kapsayan ve 3 etaptan oluşan Ulağırmak Rekreasyon Alanı ve 1. etabı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı açılış töreninde park etap çalışmalarının devam ettiğini, proje kapsamında gençlerin sosyal gelişimine yönelik sürpriz birçok projeye imza atacaklarının sözünü vermişti. Gençlik Parkı ikinci etap çalışmalarında bu sözlerden bir tanesini gençlik merkezi olarak müjdeleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, gençleri projeye ve etkinliklere dahil ederek projeyi gençlerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik şekillendiriyor. Tüm Aksarayların ve gençlerin ortak buluşma noktası olma yolunda çalışmaları devam eden Gençlik Parkı 2. ve 3. etapta Başkan Yazgı, projeyi gençleri bir araya getirerek, gençlerin fikirlerine göre şekillendirerek gençlere hem özgüven aşılıyor hem de onları sosyal sorumluluk almaya teşvik ediyor. Birinci döneminde hayata geçirdiği birçoğu marka haline gelen projeleri ve yoğun ilgi gören etkinlikleriyle çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, özellikle sosyal sorumluluk sahibi, çevre konusunda duyarlı, yenilikçi, katılımcı, adil, paylaşımcı, dinamik, üretken ve bilinçli bir Aksaray gençliği için her alanda çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamaya çalışıyor. Herkes kitap okusun diye Aksaray Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bilgi Evleri projesi kapsamında Sultan II. Kılıçarslan Bilgi Evi çalışmalarında sona gelindi. Sultan II. Kılıçarslan Bilgi Evi'nde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın özellikle çocuklar ve gençlere kitap sevgisini aşılamak amacıyla hayata geçirdiği Bilgi Evleri yaygınlaştırma çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında Tarihi Ulu Cami'nin hemen yanı başında inşa edilen Sultan II. Kılıçarslan Bilgi Evi tamamlandı. Çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. İki kattan oluşan ve modern mimarisiyle hayranlık uyandıran Bilgi Evi çok yakında okurseverlerin hizmetine sunulacak. Aksaray Belediyesi'nin kültür hizmetleri kapsamında 7'den 70'e herkesi okumaya sevk etmek amacıyla açtığı örnek proje Cemalettin Aksaray ve Sultan II. Kılıçarslan Bilgi Evleri ile birlikte Bilgi Evleri şehrin muhtelif yerlerinde kurulmaya devam edecek. Aksaray Belediyesi Ramazan ayının geleneğini yaşatmak ve toplumsal kaynaşmayı sağlamak amacıyla kurduğu Ramazan Sokağı etkinliklerinde çocukları aileleriyle birlikte ağırlamaya devam ediyor. Aksaray Belediyesi özellikle çocuklar için ücretsiz ikramlar ve katıldıkları yarışmalarda sürpriz hediyelerle çocukları mutlu ediyor.
Aksaray Belediyesi Ramazan Sokağı etkinlikleri her akşam Kültür Park Amfiteyatro'da düzenlenmeye devam ediyor. Ramazan ayının manevi ruhuna uygun etkinliklerle Ramazan Sokağı'nda her gün renkli görüntüler yer alıyor. Etkinlikte çocuklara sınırsız pamuk şeker ve bardakta mısır ikramları yapılıyor. Aksaray Belediyesi yine bu yıl Ramazan Sokağı'nda ünlü isimlerle tasavvuf ve ilahi konserlerinin yanı sıra çocukların hoşça vakit geçirebilmeleri için orta oyunları, Hacivat Karagöz gösterisi ve çeşitli yarışmalar başta olmak üzere daha birçok özel ve farklı programla Ramazan ayının tüm güzelliklerini, manevi atmosferini ve kültürel zenginliklerini yaşatmaya devam ediyor. İftardan sonra aileler çocuklarıyla birlikte çocuklara özel oyunlara katılıyor, Aksaray Belediyesi tarafından yapılan çeşitli ikramlarla ağızlarını tatlandırıyor. Ramazan Sokağı'nda çocuk gülücükleri manevi ortamla birleşirken, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibi vatandaşlara hizmette her zaman en iyisini sunmanın gayreti içerisinde çalışıyor. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.